Battalgazi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan konteyner çarşıdayız. Fakat buraya konteyner çarşı demeye bin şahit lazım. Konteyner çarşının önü kapalı olduğu için vatandaşlar esnafların burada hizmet verdiğini bilmiyor. Çünkü görmüyorlar. Bunun yanında esnaflar birçok sorunla mücadele etmeye çalışıyorlar. 6 Şubat depremlerinde işyerleri yıkılan veya hasar alan esnaflar için kentin belli bölgelerine konteyner çarşılar kuruldu. Bu çarşılardan biri Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi mahallesinde bulunuyor. 150 esnaf için kurulan çarşının önü konteynerlerle çevrili olduğu için arkada çarşı olduğu bölge halkı veya oradan geçen vatandaşlar tarafından görünmüyor, bilinmiyor. Hal böyle olunca arkadaki esnaf iş yapamıyor, iş yapamadığı için de evine ekmek götüremiyor. İş yapamamanın yanında su giderlerinin bağlanmaması, temizlik, çevre düzenlemesi, daha onlarca sorunla mücadele eden esnaflar duruma tepkili. Büyük bir deprem yaşadık. Buna eyvallah. Selahattin Başkan toplantı yaptı. Oraya toplantıya gittik. Dedi ki hak sahibi olarak dedi biz sizi merkezde yerden dedi size yer vereceğiz, mağdur etmeyeceğiz. Biz de onların sözüne dernek başkanı ve oda başkanları olmak şartıyla. Hepsine de güvendik, itibar ettik. Dedik ki bunlar bizi mağdur etmezler. Gel gelelim ne oldu? Torpili olanları merkezden verdiler. Torpili olmayanları bizi böyle bir yere verdiler. Ne giderimiz var, ne burada güvenlik var. Biz kendi cebimizden güneşi alıyoruz, güneşi çalınıyor. Dükkanın önünde kölgelik için aldığımız bez çalınıyor. Sinek de var, kurbağa da var, yılan da var, her şey var. Baştan şimdi burada bir şey yok. Önlere gittiğin zaman vallahi bizim merdivenimiz yok. Aşağıdan bir aile yukarı çıkamıyor, aşağıdan yukarıya gidemiyor. Olan bizim gibi esnafa oluyor. Kim buraya gelecek? Bak siz de burada geldiniz. Biz burada esnaf olduğu belli oluyor mu? Ne girişimiz var, ne çıkışımız var. Artı bir giderimiz de yok. Abone yaptığımız halde, abonemiz yapmamıza rağmen bizim burada gider suyumuz bağlanmıyor. Buranın çarşı olduğunu hiç kimse bilmiyor. Siz de bilemediniz. Yolu size tarif ettik. O konteynerler önümüzü kapatmış. Buranın çarşı olduğu belli değil. Kurumuş otlar, Allah muhafaza o otlar yanarsa konteynerlerin hepsi yanar. Artı buraya girişlerimiz rampa olduğu için merdiven talep ediyoruz. Bir de gece bekçisi istiyoruz biz buraya. Burada hırsızlık olayı oluyor. Esnaf odası Şevket Başkan seçimden önce bir kere geldi. Belediye başkanları seçim zamanı geldiler. O istediler. Başka da gelen olmadı. Yani esnaf kendi kafasına getirmiş ön caddeye konteyner koymuş. Arkadaki insanlar mağdur. Biz onları kaldıramıyoruz. İşte yetkililere söylüyoruz. Yetkililerde tamam diyor. O da öyle geçiştiriyorlar. Bir can güvenliğimiz yok, mal güvenliğimiz yok. Burada ne getirsek çalınır duruma geldi. Burada bütün esnaf arkadaşlarımız hepsi kan ağlıyor. Abone ücretleri isteniyor. Ne bileyim herkes burada kafasına göre konteyner getirip koyuyor. Esnaf mağdur, satış yapamıyoruz. Yani burada hiçbir şekilde satış yok. Daha getirdiğimiz mallar burada çalınıyor yani. Burada bizi dağ başına bıraktılar gittiler yani hiçbir şekilde. Ne bir bakan ne bir bakan yardımcısı yok. Herkesin maaşı sağlam, tuzu kuru. Ama burada kimseyle ilgilenmiyor. Burada herkesin 3-4 çocuğu var yani. Sonra diyorlar Malatya ayağa kalkınsın. Bu şekil olur mu? Ricamızdır yani. Bizimle ilgilensinler. Çatı olarak çatımız yoktur. Akşam bir bekçimiz yoktur. Burada ne iş olacak hanımefendi? Burada bir sahipsiz bir terk edilmiş bir bölge gibi. Burada hani gece insanın güvenliği bir can güvenliği bile ne yok yani burada. Pisliğin içinde geçilmiyor. Sivrisinekler. Yani ne bileyim yani burada aile geçmiyor ya aile geçmiyor. Burada çarşı diye bir şey yok ki. Açık cezaevi gibi görünüyor yani burası. Seçimden sonra hiç kimse gelmedi. Hiç kimse. Terk edilmiş bölge gibi. Abi burada işte sabah geliyor. Akşam yine çıkıyor gidiyor ya. Başka hafta hiçbir şey yok yani. Burada ne işe var? İnsan korkuyor buraya gezer. Gelmiyor bir tane bayan ben görmedim burada.